Herkese merhaba. Bu videomuzda dipnot nedir? Word belgesinde dipnot nasıl kullanılır? Dipnot stilleri nelerdir sorularına kısaca yanıt vermeye çalışacağız. Dipnot, herhangi yazılı bir eserde yazarın yararlandığı kaynakları, yazının bütünlüğü bozulmasın diye yazı içinde yer vermediği açıklamaları ve alıntıları sayfa sonunda genellikle sayfanın en altına düşülen küçük notlardır. Daha basit bir ifadeyle bir metin içerisinde yazılan açıklayıcı bilgilere dipnot denir. Sayfanın en altına bulunması sebebiyle not değil de dipnot denmektedir. Word belgesinde herhangi bir makale ve içeriğe dipnot eklemek için başvurular sekmesinde dipnotlar alanı bulunuyor. Bu alan sayesinde istediğiniz makaleye dipnot ekleyebiliyorsunuz. Şimdi birkaç örnekle Word belgesinde dipnot nasıl kullanılır sorusuna kısaca yanıt verelim. Word belgesinde istediğiniz metne başlık dahil dipnot ekleyebiliyorsunuz. Örnek olarak başlığa dipnot ekleyelim. Bunun için başlığın tamamı seçilir veya başlığın en sonu kliklenir ve buradan başvurular sekmesinde yer alan dipnot ekle seçeneğine kliklenir. Görüldüğü gibi otomatik olarak başlığa numara verdi. İlk sırada verdiğimiz için bir numarasını verdi ve en altta dipnot alanı açtı. Burada örnek olarak şunu kopyalayalım. Burada istediğiniz, daha doğrusu alıntıladığınız veya bilgisini gireceğiniz dipnotu yazıyorsunuz. Yine farklı bir şekilde diyelim ki şu metin için dipnot vereceksek bu metnin tamamı seçilir ya da metnin en sondaki noktadan sonraki kısım kliklenir. Bunun için metnin tamamını seçelim. Şu şekilde metnin tamamını seçtik ve dipnot ekle diyoruz. Yine buradan daha önce hazırladığım örnek şablondan şu şekilde yapıştırıyoruz ve dipnotumuzu eklemiş oluyoruz. Yine benzer bir örnek verelim. Örneğin şu metin için en sonunu klikledim. Dipnot ekle dedim. Ve buradan daha önce hazırladım yine dipnotu ekleyelim. Buraya kadar her şey tamam. Bu şekilde kısaca makalemize veya içeriğimize dipnot ekleyebiliyoruz. Eğer aradan örneğin ilk dipnotla son dipnot arasında yeni bir dipnot girdiniz. Örneğin şu metin için girdiğinizde bununla ilgili bir örnek verelim. Şu şekilde seçtik. Tamam. Dipnot ekle. Dipnot ekle dedik. Dediğimizde gördüğünüz gibi ikinci sıraya bizim dipnotu verdi. Neden? Çünkü ikinci sırada yer aldığı için. Bu sıralamaları otomatik olarak kendisi sıralıyor. Sizin ekstra herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Şöyle örneğin daha önce hazırladığım bir dipnotu eklemiş oldum. Yine farklı bir örnek daha verelim. Siz bir dipnotu kaldırdığınızda otomatik olarak o dipnot da alt kısımdan siliniyor. Örneğin başlık için ben dipnotu silmek istediğimde şu şekilde en sonuna kliklenir. Backspace ile şöyle sildiğimde otomatik olarak buradan da silinmiş olur. Dipnot kısmından silinmiş olur. Metin içerisinde herhangi bir dipnota gitmek için dipnotun üzerini kliklemeniz yeterli. Örneğin şu dipnotun üzerini kliklediğimde hemen öndeki kısmı kliklediğimde beni o dipnota götürür. Şu şekilde o dipnota götürüyor. Ya da buradaki dipnotu kliklediğimde beni alttaki dipnota götürmüş oluyor. Bu şekilde. Ya da benzer şekilde örneğin 3'ü klikleyelim. Şu şekilde 3'ü kliklediğimde beni hemen şu şekilde 3'e götürmüş oldu. 3'teki dipnota götürmüş oldu. Ya da 2'yi kliklediğimde şu şekilde yapalım. 2'yi kliklediğimde beni şu şekilde 2'nin dipnotuna götürmüş oldu. 2'ye kliklediğimde aynı şekilde beni alttaki dipnota götürmüş olacak. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi farklı bir şey yapalım. Şimdi son not diye bir şey var hemen şurada. Dipnottan farklı olarak son not diye bir şey var. Son not ise bizi sayfanın en sonuna götürüyor. Pardon, belgenin en sonuna götürüyor. Dipnot bizi sayfanın en sonuna götürür. Daha doğrusu sayfanın en sonunda yapılıyor. Bir sayfanın en sonunda. Son not ise sayfa belgenin tamamının en sonuna götürüyor. Örneğin şuradan mesela bir şey seçelim. Örneğin şurası için bir son not ekleyelim mesela. Eklediğimizde otomatikmen bizi tüm belgenin en sonuna götürmüş oluyor. Şey ise
Dipnot ise bulunduğumuz sayfanın en sonuna götürüyor. Örneğin şu sayfa için yaptığımızda dipnot dediğimizde hemen buradaki yani ilgili sayfanın en sonuna götürülmüş oluyor. Buradaki dipnotla son not arasındaki fark kısaca bu. Hemen şurada seçenekler var. İşte bir sonraki dipnot, önceki dipnot, bir sonraki son not ve bir önceki son not kısmı bizi sırayla götürür. Örneğin şuradaki dipnottayken, şuradakindeyken bizi bir sonraki dediğimizde bizi bir sonraki dipnota götürmüş olacak. Şu şekilde. Sonraki dediğimizde yine bir sonraki dipnota götürmüş olacak. Bu şekilde işe yarıyor. İmlecin yanıp sönüldüğü yer ilgili dipnot olmuş oluyor. Notlarımı göster dediğimizde yani şu sayfadayken notlarımı göster dediğinde bu şekilde bize ilgili dipnotları hızlıca getirilmiş oluyor. Şimdi hemen dipnotlar yazan yerin sağında şöyle küçük bir imleç bulunuyor. Bunu klikleyelim. Ne işe yarıyor bunu öğrenelim. Klikledik. Burada dipnotun konumuyla ilgili bize bilgi veriyor. Daha doğrusu nereye konumlandıracağı ile ilgili bilgi veriyor. Örneğin dipnotlar ve son notlar için konum yerlerini belirliyor. Çok kullanışlı değil. Yine de bilgi verelim. İkincisi şu biçim kısmı bizi ilgilendiren kısım. Normalde dipnotlar şu şekilde 1 2 3 şeklinde veriliyor. Ama siz isterseniz bunları farklı yapabilirsiniz. Yani nasıl? İşte A B C İ şeklinde falan ya da farklı karakterler şeklinde yaptırabilirsiniz. Ancak bunun için dipnotları tamamen silip böyle şey silerim. O şekilde ilk olarak tanımlamanız gerekiyor. O şekilde değiştirebilirsiniz. Örneğin şu şekilde sıfırladık. Dipnotlar kısmına geldik. Örneğin iyiliği yapalım. İyi, yani Roma rakamı şeklinde yapalım. Yaptık. Uygula dedim. Şimdi dipnot verelim. Örneğin nereye? Şuraya dipnot verelim. Seçtim. Dipnot dediğimde bu şekilde i şeklinde gelmiş oluyor. Yine başka yapalım bir tane daha. Şöyle mesela. Şöyle yapalım. Dipnot dediğimizde yine gördüğünüz gibi Roma rakamı şeklinde dipnot vermiş olduk. Başka bir şey var mı? Simge falan da verebiliyorsunuz. Yani dipnotların başına şey değil de işte normal rakam, Roma rakamları falan değil de simge de verebiliyorsunuz. Çok da önemli değil. Kısacası dipnotlar bu şekilde. Herhangi bir sorunuz varsa bize yorum kısmında sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.